Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Levent. Bugün Dijital Ocean'dan tamamen ücretsiz bir şekilde nasıl sunucu alabiliriz ve aldığımız bu sunucuyu terminali kolay bir şekilde nasıl bağlayabiliriz bunları öğreneceğiz. DigitalOcean.com'a giriyoruz. Gerekli tüm linkleri açıklama kısmından bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ekranda 60 günlük 200 dolar kredi yazması gerekiyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra nasıl giriş yapmak istediğimi soruyor. Ben kitapla giriş yapıyorum. Siz e-mail'de de kayıt olabilirsiniz. E-mail'e kayıt olurken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. İsminizi Türkçe karakter kullanmadan girmelisiniz. İngilizce karakter uygun şekilde. Daha sonra bu adımda kart eklememizi istiyor bizden. Evet, buraya kart numaramızı giriyoruz. Sanal bir kart kullanmanızı tavsiye ediyorum bu tür işlemler için. DigitalOcean için kartın içinde 5 dolarlık bir bakiye olması gerekiyor. Kısa bir süreliğine 5 dolar çekip sonra geri yatırıyor. Buraya adres bilgilerimizi giriyoruz. Burada da aynı şekilde Türkçe karakter kullanmamalıyız. Engellenen birçok hesap bu yüzden engelleniyor. Evet, gerekli bilgiler girdikten sonra burada Save Payment Method yazısına basıyoruz. Kartımızı onaylamasını bekleyeceğiz. Evet, başarılı bir şekilde kurulumu tamamladık. Kayıt olduk. Burada da gördüğünüz gibi 59 günlük 200 dolarlık kredi tanımlıyor bize. Şimdi gelin bir sunucu kiralayalım. Buradaki Deploy Virtual Machine yazısına basıyoruz. Burada sunucuyu almak istediğimiz konumu seçiyoruz. Çok önemli değil. Default olarak kalabilir. Burada herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Bizim için asıl önemli olan işletim sistemi ve sürümü. Genellikle Ubuntu 20.04 kullanılıyor. Değişiklik olursa bunu videoların başında söyleriz. Bu kısımda da kuracağımız nodun istediği sistem gereksinimlerine göre bir paket seçiyoruz. Mesela canlı yayında kurduğumuz Nibiru için 4 CPU, 800 RAM gerekiyordu. Bunun için 50 dolarlık paketi seçmiştik. Diğer ayarlarda bir değişiklik yapmıyoruz. Burada şifre oluşturmamız gerekiyor. Buradaki şifreyi unutmamamız gerekiyor. Sunucuya girerken de bizden isteyecek. Diğer ayarlarda da bir değişiklik yapmayıp Create Droplet yazısına basıyoruz. Evet, sunucumuz burada oluşturulurken biz sunucuya bağlanmak için gerekli olan terminal PuTTY'yi indiririz. PuTTY.org'a geliyoruz. Download PuTTY yazısına basıyoruz. Bu da bilgisayarımızın sistemine uygun olan sürümünü indiriyoruz. Evet, indirme işlemi hızlıca tamamlandı. Next, next ve install'a basarak kolay bir şekilde kurulumu tamamlayabiliriz. Şimdi sunucumuza girip IP adresimizi kopyalayalım. Burada PuTTY yazıp kurduğumuz uygulamayı bulalım. Bu kısma kopyaladığımız IP adresini yapıştırıp open diyoruz. Buraya root yazıyoruz. Burada az önce oluşturduğumuz şifreyi yazıyoruz. Bu kısımda şifre görünmüyor. Siz şifre yazıp Enter'a basarsanız başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Evet, terminalimize daha bağlanmış olduk. Kodlarımızı bu gördüğünüz alana yazacağız. Tüm işlemlerimiz bu kadardı. Aklınıza takılan bir yer olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda notlar için kurduğumuz Telegram grubumuza da gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.